Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme erzukna hıfzal murselin ve ilhamel enbiyayı ve fehmel evliyayı bi keramike ya ekremel ekramin ve bi rahmetike ya erhamer rahimin. Çok değerli arkadaşlar, 7. ünitemizde Kurtubi tefsiri ile başlıyoruz. İmam-ı Kurtubi, asıl ismi Ebu Abdillah Muhammed bin Ahmet bin Ebi Bekir, Kurtuba'da doğduğu için Kurtubi denilmiştir. 590 yılında burada doğmuş ve fakat oradaki Hristiyan-Müslüman çatışmasının etkisiyle bu ortamı terk etmek zorunda kalmış ve Mısır'a intikal etmiş. Mısır'da 671 Hicri yılında vefat etmiştir. Tefsirinin ismi El-Cami' li-Ahkamil-Kur'an, bu kısmıyla çok meşhur olarak tanınan, bilinen bir eserdir. Fakat tam ismi El-Mübeyyin lima tadammenehu mine's-sünneti ve ayil-Furkan ismiyle bilinen bir tefsirdir. Hayat hakkında kısaca göz atacak olursak, istikrarsız bir dönemde yaşamıştır. Zira bir taraftan Hristiyanların Endülüs'teki Müslümanlara yönelik saldırıları, diğer taraftan Moğolların diğer İslam ülkelerindeki istilaları sebebiyle sıkıntılar yaşamıştır. Tefsirini Mısır'da telif etmiştir İmam-ı Kurtubi ve Beydavi ve İbn-i Atiye İmam-ı Kurtubi'nin çağdaşlarıdır. Aynı dönemde yaşamışlardır. Kendisinden önce birçok ahkam tefsiri yazılmıştır. İmam-ı Beyhaki'nin, Cessas'ın, Ebu Bekir İbn-i Arabi'nin, İmam-ı Şafii'nin birçok ahkam tefsiri yazılmıştır. Fakat o tefsirlerde sürekli sadece ahkam ayetleri ele alınırken İmam-ı Kurtubi Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini ele alarak tefsirini yazmıştır. Hemşehrisi olan Ebu Bekir İbn Arabi'den oldukça istifade etmiştir. Ve kendisi 7. Hicri asırda yaşamış olmasına rağmen miladi 20. asra kadar kendisinden sonra ahkam tefsiri yazılmamıştır. 20. asırda Sabuni gibi birkaç ahkam tefsirini biliyoruz. Kurtubi'nin kaynaklarına gelecek olursak, İmam-ı Taberi diğer bütün müfessirlere kaynaklık ettiği gibi Kurtubi'ye de Cami'ul Beyan isimli eseriyle kaynaklık etmiştir. İbn-i Atiye'nin El-Muharrarul Veciz'inden yine istifade etmiştir. İmam-ı Maverdi'nin En-Nüket Vel-Uyun isimli tefsirinden ve keza Ebu'l-Leys Semerkandi ve Bagavi'nin tefsirlerinden de faydalanmıştır. Tefsirindeki metoduna gelince, rivayet ve dirayet tarikını birleştirmiş bir müfessirdir. İsminden de anlaşılacağı üzere ahkam ayetleri yoğunlukludur ve ahkam ayetlerini de ağırlıklı olarak Maliki mezhebine uygun tarzda açıklamıştır. Üslubu olarak ayetle bir ayeti açıklama, ayeti hadisle, sahabe sözüyle ve tabi'in sözüyle açıklama yoluna gitmiştir ki bu üslubun rivayet tefsiri üslubu olduğunu biliyoruz. Mukaddimesinde Kur'an-ı Kerim tarihi ve icazı ile ilgili genişçe bilgi vermiştir. Ahkam ayetlerini incelerken bilhassa o ayetlerden çıkarılan, istinbat edilen hükümler üzerinde genişçe durmuştur. Yine surenin faziletiyle ilgili intikal eden bilgi varsa onu aktarmış. Ayet ya da surelerin sebebi nüzulü ile ilgili bilgiler vermiş. Ve kendisinden önceki müfessirler tarafından yapılmış tefsirle alakalı nakilleri de yine eserine derç etmiştir. Gramer hakkında, Arap dil gramer hakkında bilgi vermiş. Bazı ayet kelimelerini şiirle istişhad etmiştir.
kıraat vecihlerini göstermiştir. Mezhebi delillere inmiştir. İhtilafları zikretmiştir. Yani sadece Maliki mezhebinin hükümlerini değil, o konu hakkında diğer mezhepler ne söylemişlerse onlar hakkında da bilgi vermiştir. Hadis anlamında Müslim'den bolca nakilde bulunmuş. İmam-ı Buhari'den daha az Müslim'e nispetle nakiller olmuş. Zikrettiği hadisler içerisinde zayıf olanlar, hatta mevzu olanlar da bulunmaktadır. Yine İsrailiyat bilgilerine yer vermiştir. Bu bilgileri isnatlı ve isnatsız olarak tefsirine kaydettiğini biliyoruz. Zaman zaman herhangi bir hüküm hakkında ya da bilgi hakkında kulna biz deriz ki ve kultu ben derim ki tarzında açıklamalar yapmıştır. Fakat burada kastedilen sadece kendi zatı şahsı değil, Maliki mezhebinin görüşünü aktarmak maksadıyla bu ifadeyi kullanmıştır. Evet. Şimdi metnimizin tefsirine geçebiliriz. Maide suresinden alınmış 6. ayeti celiyle ki abdest ayeti olarak bildiğim bir tanesi. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İza kumtum ilas salati. Namaza kalktığınız zaman. Fagsilu vücuhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Ve eydiyekum. Ellerinizi de yıkayın. İlel merafiki, dirseklerinize kadar. Vemsahu, mesh edin. Biruusikum, başlarınızı mesh edin. Ve ercüleküm, ve ayaklarınızı da yıkayın. Bildiğimiz gibi burada kıraat farkı vardı. Muhtemelen ileride ona temas edebilir. Buradaki ve ercülekümü ve ercüleküm şeklinde okuyan bir takım kariler de vardı. O zaman abdestin hükmü hakkında biraz değişiklik söz konusu. Ayaklarımızı nereye kadar yıkayacağız? İlel Kâbe'in, topuklar dahil yıkayacağız. Ve izâ küntüm cünüb ve in küntüm cünüben fettahherû. Eğer cünüp idiyseniz tertemiz yıkanınız. Ve in küntüm merdâ ve eğer hastaysanız ev alâ seferin veyahut da bir yolculuktaysanız اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ veya su yolundan gelmiş idiyseniz اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ veyahut da kadınlara dokunmuşsanız فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ve su da bulamamışsanız فَتَيَمَّمُوا teyemmüm alınız سَعِيدًا طَيِّبًا temiz toprak ya da toprak cinsinden bir malzeme ile teyemmüm alınız. Femsahu bi vucuhikum, yüzlerinizi meshediniz bu temiz toprakla. Ve eydikum minhu, yine o temiz topraktan ellerinizi de meshediniz. Ma yuridullahu, Allah istememektedir. Liyec'al aleykum min harac, sizin üzerinize herhangi bir sıkıntı çıkarmak istememekte, zorluk çıkarmayı dilememektedir. Velakin ancak Allah'ın dileği, isteği şudur ki yuridu liyutahhirakum, Allah sizi temizlemek istemekte. Ve liyutimme ni'metehu aleykum, ve nimetini, sizin üzerinize olan nimetini tamamlamak istemektedir. Lealleküm teşkurun, umulur ki şükredenlerden olursunuz, şükredersiniz. Ayetin kısaca mealini verdikten sonra İmam-ı Kurtubi'nin bu husustaki açıklamalarına geçebiliriz. Fihi isnetani ve selasune mes'eleten.
Bu abdest ayeti hakkında 32 tane mesele vardır. Fahrettin Razi gibi o da ayetin içerisinde izah edilmeyi gerektiren noktalarda öncelikle bir sayı veriyor. 32 mesele var. Burada bir kesinti yapılmış. Birinci meseleyi ihmal etmiş metni alan arkadaşlar. Es-saniyetu. Bu 32 meseleden birinci, ikincisi vahtelefel ulema'u fi ma'nel muradi bi kavlihi. Alimler Allah'ın şu sözü hakkındaki kastının, muradının ne olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. وَاِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ Namaza kalktığınız zaman anlamına gelen bu parçacık hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilaflara عَلَى اَقْوَالٍ birçok fikir üzerinedir. فَقَالَ الطَّائِفَةٌ Alimlerden bir grubu demektedir ki bu ayet هَذَا لَفْظٌ عَامٌ فِي كُلِّ قِيَامٍ اِلَى الصَّلَاةِ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ ifadesi genel umumi bir lafızdır ve bütün namaza kalkışları içine alır. سَوَاءٌ كَانَ الْقَائِمِ مُطَهِّرًا Namaza kalkan kişi ister temiz olsun yani abdestli olsun ev veyahut da muhdisen abdestsiz olsun. Abdestli ya da abdestsiz namaza kalkan kişi her kalktığı namaz için, kılacağı namaz için anlamı taşır. Yani abdest alması gerekir manasında anlamışlardır alimlerden bir grup. فَاِنَّهُ Şüphesiz o yenbeği lehu namaza kalkan kişinin yapması gerekir. İza kâme ile salati namaza kalktığında en yetevaddae abdest alması gerekir. Ve kâne Aliyyun radıyallahu anhu Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh yef'aluhu böyle yapardı. Yani namaza her kalkışında abdest alırdı. Ve yetlu hâzihil âyeh ve bu ayeti okurdu. Yani namaza kalkarken abdestinizi yenileyin manasına anlamıştır Ali bin Ebi Talip ve kendisi de bunu böyle uygulamıştır. Zekerahu Ebu Muhammedin Ed-Darimiyyu. Bu hadiseyi Hazreti Ali'nin namaza her kalkışında yeni abdest aldığı bilgisini Ebu Muhammed İmam Darimi rivayet etmiş, bu bilgiyi o aktarmıştır. Fî müsnedihi müsnedinde. Ve rüviye mithluhu an ikrimete. Bu bilginin benzeri, yani Hazreti Ali'nin yukarıda verilen bilgisinin benzeri ikrimeden de rivayet edilmiştir, İmam-ı İkrime'den. Ve kâle ibn-i Sîrîn, İmam-ı Sîrîn demektedir ki, kânel hulefâ'u Halifeler, dört büyük halife, yetevabbaûne likülli salâtin. Her namaza kalkışlarında abdest almışlardır. Kultu. İmam Kurtubi bu ayetin ilgili cümleciğinden ne anlaşılması gerektiğine dair pek çok farklı görüşün olduğunu rivayet etti. Bunlardan birinci grup alimlerin görüşünü de aktardı. Sonrasında kendi görüşünü beyan ediyor ki bu ifadeler kendisinin dirayet tefsiri yazdığını, daha doğrusu tefsirinin dirayet tarikında olduğunun da göstergesidir. Fel ayetu ala haza muhkemetun. Ayet bu haliyle muhkemdir. La neskha fiha. Kendisinde herhangi bir nesih söz konusu değildir. Kurtubi bu rivayetleri böylece değerlendirdi. Ve kâlet taifetun. Ulemanın ikinci bir zümresi ise şöyle demektedir.
El hitabu, ayetteki ey müminler namaza kalktığınız zaman abdestinize alın mealindeki bu hitap hasun bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme özeldir. Ona hastır. Kale Abdullah ibn Hanzalete, Abdullah bin Hanzale ibni Ebi Amir el-Gasil. El-Gasil lakabıyla tanınan Abdullah ibn Hanzale ibni Ebi Amir böyle ifade etmiştir. Yani bu emir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme özeldir demiştir. İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ümira bil vudu'i, abdest almakla emrolunmuştur. İnde külli salatin, her namaza kalkışında abdest almakla emrolunmuştur. Feşakka zelike aleyhi, ve bu durum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama zorluk vermiştir, bir meşakkat vermiştir. Fe ümira bistiveki, sonrasında misvak kullanmakla emrolunmuş. Ve rufi'a anhul vudu'u, abdestini sürekli yenileme emri ondan kaldırılmıştır. İlla min hadesin, ancak abdestsiz olduğu zamanlarda abdest alması gerektiği kendisine emredilmiştir. Kısaca Hanzala radıyallahu anh'tan aktarılan bilgi, buradaki hitabın Peygamberimize özel bir hüküm olduğu, zira Peygamberimiz namaza her kalkışında abdest almakla emrolunup ve onun üzerine bu çok meşakkatli geldikten sonra misvak kullanmayı emrederek, eğer abdestsiz değilse diğer namazlarda, ikinci bir namazda yeni bir abdest almayabileceği hükmü getirilmiştir. Ve kâle al-kametum. Al-kame ibnül ve kâle al-kametum İbn-i Fagve an ebihi. Alkame İbn-i Fagve babasından naklederek demiştir ki ve huve, ki o babası minas sahabeti, sahabelerdendi. Ve kâne delîle Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme ilâ Tebuk'e. Ve bu sahabi Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselam Tebük'e giderken onun delili kılavuzuydu. Yani bu sahabi deliymiş, kılavuzmuş ve Tebük'e giderken yol göstermiş Peygamberimize. Alkame diyor ki nezelet hâzihil âyetu, bu ayet inmiştir. Ruhsaten li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ruhsat vermek üzere inmiştir. لِيَنَّهُ, çünkü Peygamberimiz كَانَ لَا يَعْمَلُ عَمَلًا, hiçbir iş yapmıyordu ki اِلَّا وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ, abdestsiz olsun. Diğer bir ifadeyle Peygamberimiz abdestsiz olarak hiçbir iş yapmıyordu. Dolayısıyla Allah-u Teala onun sürekli abdestli bulunmasına bir ruhsat tanımıştır bu ayet sebebiyle diyor. Ve la yükellimu ehaden, Peygamberimiz ve la yükellimu ehaden, hiçbir kimseyle konuşmazdı. Ve la yeruddu selamen, ve selam almazdı ila gayri zalike. Bunun dışında, yani abdestsizken kimseyle konuşmaz, bir başkasının selamını dahi abdestsiz olarak almazdı. Fe alemehullahu bihazihil ayeti,
Allah bu ayet yoluyla peygamberimize öğretti ki ennel vudu'e şüphesiz abdest innemâ huve lil kıyâmi ilel salâti. Abdest namaza kalkışta alması gereken bir vecibe olduğunu peygamberimize Cenab-ı Hak bu ayet yoluyla öğretti. Fakat dûne sâiril âmâl. Diğer işlerini, yani namazın dışındaki diğer işlerini abdestsiz olarak da yapabileceğini Allah-u Teala peygamberimize bu ayet yoluyla öğretmiştir. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. Bu ayet hakkında farklı içtihatlarda bulunan görüşler serdeden üçüncü grup alimler ise neler diyorlar bakalım. اَلْمُرَادُ بِالْآيَةِ. Ayetten kastedilen el-vudu'u abdesttir. لِكُلِّ salatin, her namaz için talaben lil fadli, bir fazilet elde etmek üzere her namaz için yeni bir abdest almaktır ayetin kastı demektedir bu alim grubu. Ve hamelul emra, ayette geçen emri ise hamletmişlerdir. Alen nedbi, mendüplük üzerine hamletmişlerdir. Usulü fıkıh derslerimizden bildiğimiz üzere emirler farklı anlamlara gelebilmekteydi. Bazısı vücub, bazısı nedb, bazısı ibaha ifade edebilmekteydi. Bu üçüncü grup alimler ayette geçen emri, yani fagsilu, yıkayın emrini sadece fazilet elde etmek için mendüp olmak üzere yapılan bir emir olduğunu söylemektedirler. Ve kâne kesîrun minas sahâbeti minhum İbn-i Umar'a. Sahabelerden birçoğu, ki onların arasında Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anhuma da vardır, bu sahabiler yetevadda'ûne likulli salâtin, her namaza kalkışlarında abdest alırlardı. Taleben lil fadli, bir fazilet elde etmek, daha çok sevap elde etmek gibi düşüncelerle, yani Allah'ın mecburi bir emri, vücub bir emri olarak değil, fazilet anlamında her namaz için abdest alırlardı. Ve kâne aleyhissalâtu vesselâmu, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yef'alü zâlike, aynen böyle yapardı. Yani her namaza kalkışında mutlaka abdestini alırdı. Bunu ne zaman kadar sürdürdü peygamberimiz? İlâ en cema'a yevmel fethi beyne salavatil hamsi bi vudu'in vahidin. Mekke'nin fethedildiği gün bir abdestle 5 tane vakit namazını kılıncaya kadar peygamberimiz her namaza kalkışında tek bir, her birinde ayrı ayrı abdest aldılar. Mekke'nin fethedildiği gün bu uygulaması sona erdi demeye getiriyor üçüncü grup alimler. İradetel beyani li ümmetihi. Ayette geçen o emrin vücub değil de mendüp ya da fazilet maksatlı olduğunu, emrin fazilet ve nedip maksatlı olduğunu ümmetine bildirmek üzere peygamberimiz Mekke'nin fethedildiği gün bir abdestle 5 vakit namazını kılmıştır. Kultu, İmam-ı Taberi yine usulünde daha önce söylediğimiz gibi görüşleri naklettikten sonra bu husustaki kendi görüşünü veyahut da mezhebinin görüşünü ifade ediyor. Ve zahiru hâzel kavli, bu sözün zahiri ennel vudu'e, şüphesiz ki abdest likülli salâtin, her namaz için gereklidir. Kable vurudin nâsihî, ayette nesh gelmezden önce herhangi bir namaza kalkışında mutlaka abdest almanın gerekliliğini göstermekte, söylemektedir bu ifade. Kâne müstehabben, bu müstehaptır. La icaben,
vacip değildir. Veleyse kezalik. Aslında iş böyle değil. Yani ayetin zahiri bunu söylüyor olsa da feinnel emra, çünkü iş izâ verade, herhangi bir emir varit olmuşsa, ayetin içerisinde fâsilû emri vardı ya, o yıkayın emri gelmişse şayet muktabâhul vücûbü, bu emrin gereği vacip olmaktır. Yani ayette fâsilû emri gelmişse şayet o fâsilû emrinin gereği her bir namaza kalkışta abdest almanın vacip olduğunu gerektirir diyor İmam-ı Kurtubi. La siyyema inde sahabeti radvanullahi aleyhim, bilhassa sahabiler, Allah hepsinden razı olsun, onların yanında, katında bu böyledir. O yüzden de yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh gibi onlar da sürekli her namaza kalkışlarında abdest almışlardır diyor. Alâ mâ huve mârufun min sîratihim. Sahabelerin her birinin hayatında, ahlakında bu bilindiği gibi, yani her namaza kalkışlarında abdest almışlardır. Ve kâle âkharûne. Bu ayet hakkında, ayette geçen emrin ne ifade ettiği hakkında dördüncü zümre grup alimler de şunu söylüyorlar. İnnel farda fi kulli vudu'in. Her abdest için farz olan kâne li kulli salatin. Her bir namaz içinde, yani her namaza kalkan kişi yeni bir abdest alma farzıyla muhatap tutulmuştu. Sümme nüsiha. Sonra bu emir neshedilmiştir. Fi fethi Mekke'te. Mekke'nin fethedildiği gün her namaza kalkanın yeni bir abdest alma gerektiği hükmü neshedilmiştir. Bu dördüncü grup alimlerin aktardığı bilgi. Ve hâzâ galatun. İmam-ı Kurtubi bu içtihadın, görüşün hatalı olduğunu söylüyor. Ve bunu az önce de söylemiştik, ayet ve hadislerden istişat ediyordu. Bir hadis-i şerife dayanıyor. Li hadisi Enes'in radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh'ın hadisi de bunun, yani bu ayette neshin varlığını söyleyen alimlerin görüşüne aykırıdır. Kale. Ki Enes radıyallahu anh şunu demektedir. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yetevabba'u likülli salatin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namaza kalkışında mutlaka abdest alırdı. Ve inne ümmetehu, şüphesiz onun ümmeti ise kânet alâ hilâfi zâlike. Peygamberimizin hilafına, yani her namaza kalkışında abdestini yenilemez. Eğer abdestliyse bir ya da birkaç vakit namazını onunla kılardı diyor. Ve seyyeti, bu hadisi şerif, Enes radıyallahu anh'tan aktarılan hadisi şerif ileride tekrar karşımıza gelecek diyor. Ve li hadisi Süveyd ibnin Numan. İkinci bir hadis daha delil olarak getiriyor. Yani ümmeti Muhammed'in her bir ferdi namaza kalkışında yeni bir abdest almalıdır hükmü sonradan Mekke'nin fethedildiği gün neshedilmiştir diyen alimlerin görüşüne aykırı olarak o görüşün hatalı olduğunu ikinci bir hadis-i şerifle delillendiriyor. Ki Süveyd bin Numan radıyallahu anh ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ve huve bis sahbe. Sahbe bir mekan ismi. Hayber'e yakın bir yer burası. Sahba'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldı. El asra vel mağribe. İkindi ve akşam namazını bi vudu'in vahidin.
tek bir abdestle kıldı. Yani bir abdestle iki vakit namazı kıldı. Ve zâlike fî gazveti Hayber. Bu hadise, yani tek bir abdestle iki vakit namaz kılma hadisesi Hayber gazvesinde gerçekleşmiştir. Ve hiye, bu Hayber gazvesi ise senetü sittin, hicri 6. yılda yaşanmıştır. Az önce diyorlardı ya, hicretin 8. yılında fethedilen Mekke'de bu ayetin hükmü neshedilmiştir diyorlardı. Ve bu olayla karşı çıkıyor. Bu görüşün hatalı olduğunu Kurtubi söylüyor. Ve kıyla denilmiştir ki bu Hayber'in fetih yılı hakkında senetu seb'in, hicretin 7. yılında olmuştur. Ve fethu Mekke'te, Mekke'nin fethi ise kâne fî seneti semânin, hicri 8. yılda olmuştur. Dolayısıyla burada herhangi bir nesih söz konusu değil diyor. Ve hüve, bu bizim irad ettiğimiz Süveyd bin Numan radıyallahu anh'ın hadisi, hadisun sahihun, sahih bir hadistir. Ravahu Malikun fi Muvatta'ihi, İmam-ı Malik bunu Muvatta isimli hadis mecmuasında rivayet etmiştir. Ve ahrecehul Buhariyyu, İmam-ı Buhari de ve Müslimun, İmam-ı Müslim de bu hadisi şerifi tahric etmişlerdir. Febâne bihâzeynil hadiseyn, bizim sevk ettiğimiz Enes radıyallahu anh'la Süveyd bin Numan radıyallahu anh'ın bu iki hadisi şerifi açıkça ortaya çıkarmaktadır ki ennel garada, buradaki maksat lem yekun kablel fethi, fetihten önce değildi. Likülli salatin, her namaz için. Ennel garada, efendim düzeltiyorum, ennel farda, şüphesiz ki farz, yani abdestin her namaza kalkışta farz olarak alınması, lem yekün kablel fethi likülli salatin, her namaza kalkan için Mekke'nin fethinden önce yapmaları gereken bir farz değildi. Çünkü Peygamberimiz de ne yapmıştı? Arkadaşlar, Peygamberimiz de Hayber'in fethinde ikindi ile akşam namazını tek bir abdestle kılmıştı. Ki Hayber'in fethi Mekke'nin fethinden bir ya da iki yıl önce olduğu için burada herhangi bir farz söz konusu değildi. Fenki ile eğer denilirse ki fakat rava Müslimun, İmam-ı Müslim rivayet etmiştir. An Buraydete tebnil Husayb, Burayde İbni Husayb'den rivayet etmiştir. Enner Resule sallallahu aleyhi ve selleme, ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kâne yetevadda'u, abdest alırdı. Likülli salatin, her namaz için abdest alırdı. Rivayeti hakkında şöyle bir mukadder soru düşünüyor. Felemme فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ, Mekke'nin fethedildiği gün olunca صَلَّ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ, Peygamberimiz tek bir abdestle 5 vakit namazı kıldı. وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ, ve meslerinin üzerine mesih yaptı. فَقَالَ عُمَرُ, bu olayı gören Ömer radıyallahu an dedi ki لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ, ya Resulallah, bugün yaptınız şeyen, bir şey ki لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ, onu daha önce yapmamıştınız. Daha önce yapmadığınız bir şeyi bugün yaptınız ya Resulallah, dedi Ömer radıyallahu an.
Onun bu sözü üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da buyurdu ki, amden sanatuhu ya Ömeru. Ey Ömer, bunu bilerek yaptım. Yani tek bir abdestle 5 vakti namaz kılmayı bilerek yaptım. Ve ayağımın mestin üzerine de mesih yine bilerek yaptım. Felime se'elehu Ömeru. Peki Ömer radıyallahu anh bunu niye sordu? Yani daha önce yapmadığım bir şeyi yapmıştım ya Resulallah sorusunu Ömer radıyallahu anh niye sordu? Vestefemehu ve anlamak istedi diye bir soru sorulursa. Kıyle lehu, o soru soran kişiye denir ki innemâ se'elehu, Ömer radıyallahu anh peygamberimizden sormuştur. Li muhalefetihi adetehu. Adetine muhalif davranmasından dolayı bu soruyu sormuştur. Ki peygamberimizin adeti münzu salatihi bi Haybera. Hayber'de Mekke'nin fethedilmesinden 1-2 yıl önce Hayber'de tek bir abdestle 2 vakit namaz kıldığından beri sürekli tek her bir namaz için tek bir abdest, yeni bir abdest alma adetini Mekke'nin fethinde bozduğu için Ömer radıyallahu anh böyle bir soru sormuştur denir ona. Vallahu alem. İşin doğrusunu, iç yüzünü en iyi bilen Allah'tır. Ve ravet Tirmiziyyü. İmamı Tirmizi rivayet etmektedir ki an Enes'in, Enes radıyallahu anh'tan ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kâne yetevadda'u, abdest alırdı li külli salatin, her namaz için abdest alırdı. Tahiran ve gayra tahirin, ister abdestli olarak namaza kalksın, ev gayra tahirin ya da abdestsiz olarak, her durumda mutlaka yeni bir namaza, yeni bir abdestle başlardı. Kale Humeydun, İmam-ı Humeyd demektedir ki kultu li Enes'in, Enes radıyallahu anha dedim ki ve keyfe kuntum tasnaun entum, peki siz nasıl yapıyordunuz? Şimdi peygamberimiz her bir namaza kalkışında yeni bir abdest alıyordu da siz sahabiler olarak neler yapıyordunuz? Bu konuda nasıl davranıyordunuz? Kale Enes radıyallahu anh demiştir ki künne netevadda'u vudu'en vahiden, biz tek bir abdest alıyorduk ve abdestliğimizi tutabildiğimiz sürece bu abdestle farklı namaz kılıyorduk. Nitekim alimlerden bir grupta bunu söylemişti. Her bir namaz için abdesti yenilemek peygamberimize has bir emir, ümmeti için böyle bir emir söz konusu değildir demişlerdi. O görüşü destekleyen bir hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'tan nakledilen. Kâle hadîsün hasenun sahihun. Bu sahih hadis, hasen bir hadistir. Ruviye anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Peygamberimizin şöyle dediği de rivayet edilmiştir. El vudu'u alel vudu'i nurun. Abdest üzerine abdest nurdur. Abdest üzerine, yani abdestliyken yeni bir abdest almak nurun üzerine nurdur. Fekâne aleyhisselâmu, ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetevadda'u müceddeden likülli salatin, her bir namaz için yeni bir abdest alırdı. وَقَدْ سَلَّمَ عَلَيْهِ. Burada bir hata var arkadaşlar. Bu racülün olması gerekiyor. وَقَدْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama adamın birisi selam verdi. وَهُوَ يَبُولُ. Peygamberimiz küçük abdest ihtiyacını gideriyorken ona selam verdi. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. Ve peygamberimiz o kendisine selam veren kişinin selamına cevap vermedi. حَتَّى تَيَمَّمَ.
teyemmüm alıncaya kadar. Sümme raddes selame. Sonra da selamını aldı. Ve kale, ve peygamberimiz o selamını almakta geciktirdiği sahabiye şunu da söyledi. İnni kerihtu, ben hoş bulmadım, kerih buldum. En ezkurallâhe, Allah'ı zikretmeyi. İlla ala tuhrin, ancak abdestliyken Allah'ı zikretmeyi uygun buldum. O yüzden senin selamını geciktirdim. Burada bir inceliğe de rastlıyoruz arkadaşlar. Yani çok ciddi bir güzellik bu. Hani Nisa suremizde bir ayet-i celle var ya. Selam verdiği zaman biri size daha güzeliyle selamını alın. Allah'ın selamı neticede. Selamı peygamberimiz zikir olarak değerlendiriyor. O senin Allah'ı hatırlatan sözüne, Allah'ı hatırlayarak vereceğim cevabı abdestsiz olarak vermek istemedim. Allah'ı abdestsiz olarak anmak istemedim anlamında. Ravahu Dârekutniyyu. Dârekutni bu hadiseyi bize rivayet etmiştir. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Bilmiyorum, sürekli geçip gidiyoruz ama. Ve kâle Süddiyyu, İmam-ı Süddi demektedir ki, ve Zeyd ibn-i Eslem, ikisi, ma'nel ayeti, İzâ kumtum ilas salâti. İzâ kumtum ilas salâti ayetinin manası hakkında İmam-ı Süddi ve Zeyd bin Eslem demektedir ki, bu ayet kastı yuridu minel madaci'i, yani ennevme, yataklarınızdan kalktığınız zaman, uykudan kalktığınız zaman abdest alın emrini içermektedir ayetin bu cümleciği demiş İmam-ı Süddi ve Zeyd bin Eslem. Yani buradan vel kastu, nitekim izah ediyor. Bu ayetin kastı, maksadı bihâde tevili, ayete bu mananın, yani uykudan kalktığınız zaman, yatağınızdan kalktığınız zaman, namaz için kalktığınızda abdest alın emri, bu ayetten bu anlamı çıkarmak, böyle bir tefsir. En ya'ummel ahdâsu bi zikri. Bütün abdestsizlik durumlarını zikretmek, onları içine alsın diye böyle bir tevilde bulunmuşlardır. وَلَا سِيَّمَا النَّوْمُ اَلَّذ۪ي هُوَ مُخْتَلَفٌ ف۪يهِ. Üzerinde ihtilaf edilen, bilhassa uykunun, uyku hakkında da abdestsizlik o uyku halini de içine alsın diye böyle bir tevil yapmışlardır. Ki uykudan uyanan kişi abdestli olarak yattı diyelim. Kalktığı zaman abdesti hala duruyor mu, yoksa yeni bir abdest mi alması lazım? İşte bu konu muhtelefun fih. Yeni bir abdest alması gerekir konusu üzerinde ihtilaf edilen. Hel huve hadesun fi nefsihi. Bu bir abdestsizlik midir? Yani uyku içerisinde bulunan kişi abdestsiz mi olmuştur? Em yoksa la? Abdesti devam etmektedir. Ve fil ayeti ala haza te'vili takdimun ve te'khirun. Evet. Arkadaşlar, yukarıdan bir kez daha tekrarlamam gerekiyor. İza kumtum ila salati emri var ya, namaza kalktığınız zaman abdest almalısınız emrini İmam-ı Süddi ve Zeyd bin Eslem hangi manada yoruyorlar? Uykudan ya da yatağınızdan kalktığınız zaman abdest alın anlamında, bütün abdestsizlik konusunu içine alsın diye böyle bir tevil yapıyorlar. Eğer böyle bir tevil yapılırsa, bu ayete o anlam yüklenirse, o zaman ayette takdim ve tehir vardır. Yani öne al, bir kısmını öne alıp bir kısmını sonrasına bırakmak gibi bir takdim tehir vardır. Et-takdiru, ayetin takdiri o zaman şöyle düşünülebilir.
Ya eyyühellezine amenu İza kumtum ilas salati minen nevmi. Ey müminler, namaza uykudan namaza kalktığınız zaman ev ca'e ehadun minkum minel gâiti veyahut su yolundan geldiğiniz zaman ev la mestümün nisa'e veyahut da kadınlara dokunduğunuz zaman, yani buradaki la mestümün nisa ifadesinden anlaşılması gereken el mülasemetet sura küçük dokunmadır. Bunu da kısaca açıklamak gerekiyor, yanlış anlamalarına anlamaya sebebiyet vermesin diye. Ayette geçen la mestümün nisa hakkında da müçtehitler farklı görüşler öne sürüyorlar. Buradaki dokunma herhangi birinin ecnebi birisine dokunması mıdır? Yoksa burada kinayeli bir mana mı vardır? Yani karı koca münasebeti anlamında Cenab-ı Hak kinayeli mi ifade etmektedir? İmam-ı Şafii Hazretleri bildiğimiz gibi burayı mülâmese-i sûrâ olarak, yani kadının herhangi birine dokun, bir kadına dokunmak abdesti bozar tarzında. İşte İmam-ı Kurtubi de bu manayı esas alıyor. Ayetten kastedilen kübra değil, sûrâ dokunma. Yani tenin değmesi anlamındadır diye alıyor. Şurası bir ara cümle. Burayı fazla karıştırmayalım. Kısacası ayetin yukarıda tekrar ayeti celleye bakacağız. Ey müminler, namaza uykudan kalktığınızda. Tabii ki şurada minen nevm ifadesi falan yok ayetin içerisinde ama bu manayı yüklediği takdirde kolay anlaşılsın diye nevm kelimesini aktardı İmam-ı Kurtubi. Akabinde evca ehadun minkum minel gâiti. Şimdi isterseniz ayete tekrar bakalım. Evet. Efendim? Maliki, Maliki. Şimdi ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilas salâti. Buraya küçük bir ekleme yaptım. Minen nevmi dedi, değil mi? Ondan sonra takdim tehir var dedi ya. Ve in kuntum cünüben, buraya geçti bakın. Evet, bir kez daha almamız gerekiyor. Evce ehadun minkum minel gâiti. Pardon. Evlâ mestümün nisa felem tecidû ilâ ahirî. Yani kısaca ayetin şu baş kısmı tamam. Ondan sonra buraya geçiyor. Daha sonra da buradan ve eydiyekum min, evet. Buradan tekrar buraya dönüyor gibi takdim tehir dediği bu. Yani başlangıç kısmından orta kısmına, eğer ayete namaza uykudan kalktığınızda abdest alın tarzında mana verilirse, ayetin baş kısmından hemen orta kısmına geçiş, orta kısmından tekrar kaldığı yere devam gibi bir anlam çıkar diyor. Kim? İmam-ı Kurtubi. Kimden naklen? Zeyd bin Eslem'den naklen. Evet. Evet. Fagsilu yıkayın. Fetemmet ahkamul muhtisi. Böylece
abdestsiz kişinin hükmünü anlatmış oluyor Allahü Teala. Yani şurada ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâ salâti minen nevmi ev câe ahadun minkum minel gâite ev lâ mestumun nisa vesaire. İşte şu kısım abdestsiz kişinin hükmü. Yani abdestsiz kişi ne yapacaktır? Fâsilû vücûhekum ve eydiyekum ilel merâfık diye abdestini alacaktır. Bu kısım abdestsiz kişinin hükmünü anlatmıştır. Ki o da hadesen asgar, büyük abdestsizlik değil, yani küçük abdestsiz oluş, küçük hades diyelim, onu anlatmaktadır. Sümme kâle, az önce de göstermeye çalıştığım gibi, sonrasında Allah-u Teala ve in kuntum cünüben fettahheru buyurmuştur. Eğer siz cünüp iseniz fettahheru, tas tamam yıkanın kısmına geçmiştir. Fehaza ayetin bu kısmı ise hukmü nev'in ahara, başka bir hüküm çeşidinden bahsetmektedir. Ki o da hadesül kübra değil mi? Büyük abdestsizlik, yani gusül abdesti alma hükümlerini içermektedir. Sümme kâle, sonra Cenab-ı Hak buyurmuştur ki linnev'ayni, her iki çeşidi de, yani hadesi asgara da hadesi ekber için de Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Ve in kuntum merda, eğer siz hastaysanız, ev ala seferin veya yolculuktaysanız, felem tecidu ma'en, su da bulamamışsanız, feteyemmemu sa'iden tayyibe, temiz bir toprak ya da cinsinden teyemmüm alınız hükmünü anlatmaya geçmiştir Allah-u Teala. Ve kâle bihâze te'vîli Muhammed ibn-i Mesleme, Muhammed ibn-i Mesleme min ashab-ı Malik, Malik ve onun müştehitlerinden naklederek böyle bir tevilde bulunmuştur Muhammed bin Mesleme rahimahullah. Ve gayruhu, bu tevili yapan, yani bu tevil nedir? Neydi bu tevil arkadaşlar? Ayeti celilede takdim tehir vardır. Cenab-ı Hak, ey müminler, namaza kalktığınız zaman siz uykudan uyan, buradaki kastı da zaten uykudan uyandığınız zaman efendim, veyahut affedersiniz, su yolundan geldiğiniz zaman, yani küçük abdestsiz iken abdestinizi alın manasını vermiştir Allah-u Teala. Ondan sonra büyük abdestsizliğin hükmünü vermiştir. Üçüncü aşamada da hem büyük abdestsizlik hem de küçük abdestsizliğiyle ilgili hüküm bildirmektedir. Tevilini Muhammed bin Mesleme, Malik ve onun diğer müştehitlerinden naklen aktarmıştır. Ve kâle cumhuru ehlil ilmi. Ulemanın ekserisi. Bu da beşinci oluyor arkadaşlar. Beş ayrı zümrenin farklı farklı bu konu hakkında açıklaması vardı. Ekseri alimlerin görüşü ise manel ayeti, ayetin manası اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ مُحْدِس۪ينَ, abdestsiz olarak namaza kalkmışsanız şayet, o zaman abdestinizi alın manasındadır. Yoksa abdestli olarak namaza kalkıp yeni bir abdest almanız gerekmeden mevcut abdestinizle namazınızı kılabilirsiniz manasına almışlardır. وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ عَلَى هَذَا, ayete bu manayı verdiğimiz zaman ayette herhangi bir takdim ve tehir söz konusu değildir. Yukarıdaki teviyle hiç ihtiyaç kalmaz. Bel bilakis terattebe fil ayeti hükmün hükmü vacidil mâi. Öncelikle Allah-u Teala
suyu bulanın hükmünü vermiştir. Bir sıralama yapıyor Allah-u Teala. Önceliği suyu bulanın hükmünü vermiştir. Yani yanında su olanın. İlâ kavlihi, şu ayetin şu kısmına kadar. Fettahheru kısmına kadar Allah-u Teala yanında su olan kişi ne yapacaktır? Onun hükmünü vermiştir. Ve dahaletil mülâmesetü sûrâ fî kavlihi muhdisîne. Bu durumda kadınlara dokunmuşsanız ifadesini, ecnebi bir kadının tenine değmişseniz manası da bu kapsamın içindedir. Yani o da sadece abdest almakla abdestsizliğini gidermiş olur. Cumhurun görüşü. Önce Allah-u Teala bunu ayette zikretmiştir. Abdestsiz kişinin ne yapacağına dair. Sümme zekara ba'de kavlihi. Tabi su bulan abdestsiz kişi. Sonra da Allah-u Teala zikretmiştir şu sözüyle. Ve in kuntum cünüben fettahheru. Eğer siz cünüpseniz tas tamam yıkanın ifadesini sıraya koymuştur. Bu da hükme adimil mâi. Suyu bulamayan kişinin hükmüdür. Minen nev'ayni cemi'an. Hem küçük abdest hem de büyük abdest. Yani namaz abdesti veyahut da gusül abdesti bulunmayan, aynı zamanda suyu da bulamamış kimsenin hükmünü ikinci sıraya koymuştur Allah-u Teala. Bu takdirde vekânetil mülâmesetû, ayette geçen kadınlara dokunmanın anlamı bu defa tene dokunmak değil, ve hiyel cimâ'u, karı koca münasebeti olarak anlaşılır, o mana verilir. Ve lâ bütte en yezkura el cünübel adimel mâ'i. Böylece de Allah-u Teala suyu bulamayan, gusül abdesti almak durumunda kalan kişinin hükmünü vermiştir. Gusül abdesti alması gerekiyor fakat suyu bulamamıştır. Kemâ zekeral vâcide. Yukarıda suyu bulan ne yapacaktır hükmünü verdikten sonra suyu bulamayan kişinin, gusül abdesti almak durumunda olan kişinin ne yapacağı hükmünü de ayetin devamında zikretmiştir. Ve hâzâ te'vîlü şâfiîyi. Cumhur ulema bu görüşte demişti. İmam-ı Şafii'nin yorumu da böyledir. Ve gayruhu onun dışındakilerinde. Ve aleyhi teci'ul akvalu es-sahabeti Kesad ibn-i Ebi Vakkas diyecek. Evet. Ayetin bu manada anlaşılmasına yönelik sahabeden de bazı sözler gelecektir, nakiller gelecektir. Said ibn-i Ebi Vakkas da bunlardan birisidir. Ve ibn-i Abbas'in, İbn Abbas radıyallahu anhuma bunlardan birisidir. Ve Ebi Musel Eş'ari, Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anhum, hepsi ve gayrihim, sadece bunlar değil, diğer sahabilerden de ayetin manası hakkında bu görüş nakledilmiştir. Kultu, İmam-ı Kurtubi yeniden söze giriyor nakillerden sonra. Ben de derim ki ve hazani tevilani, bu son iki tevil ahsenu ma kile fil ayeti, ayet hakkında söylenen tevillerin en güzelidir. Yapılan açıklama ve yorumların en güzelidir. Vallahu alem, Allah en iyisini bilir. Ve mana iza kumtum, ayetin bu bölümünün manasına gelince, iza kumtum kısmının, iza erattum, buradan kastedilen, yani dilediğiniz zaman, kalkmayı arzu ettiğiniz zaman anlamındadır. İza kumtum. Kema kâle teâlâ,
Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Allah-u Teala bu ayeti celilede de, yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman Allah'a şeytandan sığın manasında, burada bir de erattüm, yani Kur'an okumayı dilediğiniz zaman manası takdir edilir. Burada da namaza kalkmayı ya arzu ettiğiniz zaman anlamı yüklenir. Ey izâ eratte, yani Kur'an okumayı istediğin zaman. Li'ennel vudu'e, çünkü abdest haletel kıyami ilas salati la yumkin. Çünkü abdest için namaza kalkış anında abdest almanın imkanı yoktur. Yani o zaman mana ne olur? Namaz kılmayı dilediğiniz zaman önce abdestinizi alın, sonra da namazınızı kılın anlamı gizlidir. İza kumtum kelimesinin altında. Yani kalktığınız zaman demek, kalkmayı arzu ettiğiniz zaman manasındadır. Es-salisetu. Konunun başında demişti ya arkadaşlar, bu mesele hakkında, yani Maide suresinin 6. ayeti hakkında 32 tane ele alınacak nokta var demişti. Bunlardan ikincisi demişti ve aktarmış. Üçüncüsüne gelince, birinciyi ihmal etmişti metni alan hocalarımız. Kavluhu Teala. İkinci ele alınacak nokta Allah-u Teala'nın şu ifadesidir. Fagsilu vücuhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Zekera Teala erbate a'da'e. Allah-u Teala burada dört tane organı zikretmiştir. A'da, oduv kelimesinin çoğulu bildiğimiz üzere. El-veçhu. Bunlardan birincisi yüzdür. Ve farduhu, yüzün farzı. El-gaslu, yıkamaktır. Zaten ayette de fagsilu vücuhekum ifadesi vardı. Vel-yedeyni. İkinci organ, zikredilen dört organdan ellerdir. Kezalike, o da aynı şekilde ellerin de farzı yıkamaktır. Eller de yıkanacaktır. Ve ra'su, üçüncü organ zikredilen, üçüncü organ baştır. Ve farduhu, onun farzı ise el meshu, meshetmektir. İttifakan, bu konuda, yani ilk üç organın yıkanacağı konusunda ittifak vardır. Hepsi yıkanacağı konusunda, bütün müçtehitler hemfikirdir. Vahtülife firricleyni. İki ayak hususunda ise ihtilaf edilmiştir. Dördüncü organımız ayaklar. Alâmâ ye'ti. Biraz ileride geleceği üzere ayaklar yıkanmalı mıdır? Ya da oradaki atıfayı ras üzerine mi yapacağız, yoksa yedeğin üzerine mi yapacağımız meselesi hakkındaki ihtilaftan doğan bir husustur ve ileride açıklanacak. Lem yüzker sivâhe. Abdestin diğer hususları ayeti cellede zikredilmemiştir. Abdestte ne de yapıyoruz biz ayrıca? Başın mesinden sonra kulakları, boyunu, değil mi? Sonra hilalleme yapmamız gerekir falan diyoruz. Bunların hiçbirisini ayette, evet, ağzımıza burnumuza suyun verilmesi gibi, bunların, bu dört organın dışındaki organlar, yapılacak işler ayette zikredilmemektedir. Fedelle zâlike alâ ennemâ adâhâ. Bu dört organın dışındakileri âdâbün ve sünenün. Ayette ele alınmadığına göre bu da göstermektedir ki bize onların dışındakiler abdestin adaplarından ve sünnetlerindendir. Vallahu alem. İşin doğrusunu Allah-u Teala bilir. Ve la bütte, en iyi o bilir. Ve la bütte fi gaslil veçhi,
min naklil ma'i ileyhi. Yüzün yıkanması meselesinde suyun yüze nakledilmesi, ulaştırılması gerekir. Ve imraril yedi aleyhi ve elin yüze götürülmesi gerekir. Buradaki yüzünüzü yıkayın ifadesi ellerle yüzün suyla birlikte yıkanması, suyun ellerle yüze götürülmesi anlamını içermektedir. Ve hazihi ve hazihi işte bu hakikatul gasli indena. Malikilere göre yüzü yıkayın emrinin hakikati, gerçekliği böyle sabit olur. Elle suyu alıp yüze ulaştırmakla yüz yıkanmış sayılır. Fakat beyyennâhu fin nisâi, bu konuyu Nisa suresinde de ele almıştık, beyan etmiştik. Ve kâle gayruna, Maliki mezhebinin dışındakilere gelince onlar şöyle bir içtihadı zikrediyorlar. İnnemâ aleyhi icra'ul mâ'i. Yüzü yıkamaktan kasıt suyun yüze ulaştırılmasıdır. İlla elle ulaştırılması gerekmez diyorlar. Ve leysa aleyhi delkün. O elini, şey, yüzünü yıkayan kişi için yüzü sıvazlaması, ovalaması gerekmez. Bizim dışımızdaki mezhepler böyle diyorlar diyor İmam-ı Kurtubi. Yani illaki elle götürülmesi gerekmez diyorlar Malikilerin dışındakiler. Vela şekke, şüphe yok ki ennehu, ki o yüzünü yıkayacak kişi, izen gameser raculu fil mâi, kişi suyun içerisine batsa, ve gamese veçhehu, yüzü de suyun içerisine tamamen gömülüp batsa, ev yedehu, veyahut elleri de, velem yüdellik, eliyle herhangi bir ovalama, sıvazlama yapmamış olsa da, yukalu, şöyle denir, gasele veçhehu ve yedehu, elini ve yüzünü yıkadı denir. Yani bunu şöyle düşünelim rahat anlamak için. Farz edelim ki suya elini hiç dokundurmadan götürdü, başını sokmak suretiyle baldırdı. Eğer yüzün tamamına su nüfuz etmişse o yüz yıkandı sayılır diyor Malikilerin dışındakiler. Malikilerse hayır, o illaki elle sıvazlanarak yapılmalıdır. Ve malumun, bu bilinen bir şeydir ki ennehu la yu'teberu fi zalika, yani suya dalmak suretiyle el ve yüzlerin yıkanmasına itibar edilmez. Gayre husulul ismi, yani yıkayın emri, o işi meydana gelmiştir denmez. Düştü ve ıslandı denir, yıkandı denmez ya da yıkadı denmez diyor. Burada gördüğümüz gibi Maliki mezhebinin görüşünü altını çiziyor. Yani biz isabetli bir içtihatta bulunmuşuz. Feiza hasale kefa. Fakat bu noktada da çok da mutaassıp davranmıyor. Neden? Eğer diyor suyun içerisine düşen ya da gömülen kişinin organları, eli ya da yüzü tamamen ıslanmış ve tıpkı ovalanarak yıkanmış gibi her tarafına su nüfuz etmişse tamam, o zaman işte onun yüzü yıkandı denir ve böylece de illa ellerle ovalamak gerekmez diyor. Vel veçhu fil lugati. Bakın usul metodu hakkında da söylemiştik. Bazı kelimelerin izahına yer veriyordu. İşte burada örneklerinden birisi. Yüz lugatta me'huzun minel müvaceheti. Yönelme ifadesinden alınmıştır vecih. Aslında vecih yön demek malum. Kur'an-ı Kerim'imizde de bol miktarda bu ifade kullanılıyor. Yüveccihu şeklinde de geçiyor. Müvaciheden, yönelmekten alınmıştır. Ve huve udvun,
Bu vecih kelimesi bir organdır. Müştemilun ala a'da'in. Ve içerisinde bir takım başka organlar da vardır. Onu içeren bir organdır. Velehu tulun, ki yüz dediğiniz zaman işte göz, burun, ağız, hepsi bunun içerisinde. Kaşlar vesaire. Velehu tulun ve ardun. Yüzün bir genişliği ve uzunluğu vardır. Tul, alından çene kısmına doğru. Arda, en kulaklar arası malum. Fahadduhu fit tuli. Yüzün uzunluk bakımından sınırı min mübtede-i sathil cepheti. Alnın başlangıç noktasından ila müntehel lahyeyni. Sakalın bittiği yere kadardır. Yani sakalın bittiği yer dediği, insanın çenesinin altında sakalın bir sınır gibi bittiği yer vardır. İşte orasıdır. Yani şu alın kısmından yutak kısmına kadar, ki sakal buralarda falan nihayet erer. İşte burayı içine alır. Uzunluk bakımından. Ve minel üzüni ilel üzüni fil ardı. En genişlik bakımındansa bir kulaktan öteki kulak arasındaki mesafedir. Ve hâzâ fil emredi. Yüzün bu sınırı tüysüz olan, yani sakalsız olanlar için söz konusudur. Ve emmel mültehî, sakallı kişiye gelince fe izektesel zaknu bir şari, eğer çene kıl ile örtülüyse, yani sakallıysa, fela yahlu en yekuna hafifen, ki bu takdirde o çeneyi örten kıl ya hafiftir, yani seyrektir, ev kesifen veyahut da sıktır. Fe in kanel evvele, eğer evvelkisi durumdaysa, yani hafif sakallı biri, seyrek sakallı birisi ise, bihaysu tebinu minhul beşaratu, ki orada deri görünüyorsa, seyrek sakalı olanın derisi görünür malum. Bu takdirde fela bütte min isalil ma'i ileyha, suyun deriye ulaştırılması gerekir. Seyrek sakalı olan için suyun deriye kadar ulaştırılması gerekir. Ve in kâne kesîfen, ancak çeneyi kapatan kıl örtüsü yani sakal kesif ise, yoğunsa, sık ise, fakadin takalel fardu, o zaman yıkama farzı intikal eder. Keşari ra'si, başın saçı hükmüne intikal eder. Yani biz başın saçını yıkarken ta deriye kadar yıkamıyoruz. Sadece ıslak bir elle mesh ediyoruz. Sık sakal için aynı hüküm cari olur. Yani sadece üst kısmını mesh etmek yeterli hale gelir. Sümme mâ zâde alezzakni mineşşâri. Daha sonra çeneden aşağı doğru sarkan, uzayan kıla gelince vestersele minel lihyeti. Sarkan, uzayan kısmı da aynı şekilde böyle yapılır. Yani saç gibi, başın saçı gibi hükmedilir ve sadece sakalın meshedilmesi, sıvazlanmasıyla farz yerine gelmiş olur. Fakale Sahnun'un an İbnil Kasım. İmam-ı Sahnun İbn-i Kasım'dan şöyle demiştir. Semi'atu Malik'en su'ile. İmam-ı Malik'e şöyle bir soru sorulduğu zaman işittim. Onun şöyle dediğini işittim. Hel semi'ate bâba ehlil ilmi. İmam-ı Malik'e soru soran kişi diyor ki sen bazı ilim ehlinden
İşittin mi? Yakulu ki o şöyle diyor. İnnel lihyete minel veçhi. Sakal yüze dahildir. Fel yumirra aleyhel ma. Ve dolayısıyla tıpkı yüzün yıkandığı gibi sakal da yıkanmalıdır diyen bir alim, bir müçtehit duydun mu diye bir adam İmam-ı Malik'e sormuş. İmam-ı Malik de diyor ki Naam, evet bunu işittim. Sakallı olan kişi de tamamen yüze dahil olarak yıkanması lazım diye diyenleri duydum. Ve tahliluha fil vudu'i leysa min emrin nasi. Sadece onun tahlil aralarını böyle hilallemek, nasıl diyelim, parmakları tarak sokar gibi sakalın arasına sokmak. İnsanların yaptığı işlerden değildir abdeste bunu yapmak diyen alimleri işittim, evet. Ve abe zalike ala men faalehu, bunu yapanları da ayıpladı. Ve zekera, bu İmam Malik rahimahullah'tan nakledilen bir görüş. Ve zekera İbnül Kasim'i eylan an Malik'in kale. İbn-i Kasım'ın aynı şekilde Malik'ten şöyle bir nakilde bulunulduğunu da zikrediyor. İmam Malik'in şöyle dediğinde yuharrikul mutavaddi'u zahiral yahyetihi. Abdest alan kişi sakalının dış kısmını hareket ettirir. Min gayri en yudhile yedehu fiha. Elini sakalının içerisine girdirmeden üst kısmından o ıslak eliyle sakalını hareket ettirir. Sakalının dış kısmını demiştir İmam-ı Malik. Kale, şunu da eklemiştir yine İmam-ı Malik. Vehiye mislu asabi'ir ricleyni. Tıpkı ayak parmakları benzeri gibidir. Orada efendim zahiri kısmını, üst kısmını yıkandığı gibi burada ise sakalın üst kısmına, zahirine suyu sıvazlamak yeterlidir diye ikinci bir içtihat da yine İmam-ı Malik'ten rivayet edilmiştir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki, 7. ünitemizi böylece sona erdirdik. Yeniden buluşmak üzere, Allah'a emanet olun.